Hayatın anlamı kalmadığında, kendini boşlukta hissediyorsan, yediğinden, içtiğinden tat alamıyorsan, hep aynı ortamda bulunmaktan sıkılıyorsan, huzurun kaçtıysa, dibe indiysen, bu videoda sana bunlardan nasıl kurtulacağını, daha önceden yaşadığın huzuru veya arzuladığın huzuru nasıl yaşayacağını, hedeflediğin mutluluğa ve huzura nasıl kavuşacağını veya şöyle diyeyim, arzuladığın o berekete, o güzelliğe, o verimli hayata nasıl ulaşacağını bu videoda sana anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izle. Gerekirse eline kağıt kalem al ve not al. Sadece anlattıklarımı mantığınla, aklınla tefekkür et. Sonra onu kalbine indir, gönlüne indir. Gönlünle de hayatına yansıt. Sadece bunu yap. Şimdi, neden senin huzurun yok? Neden bir boşluktasın? Neden artık sıkılıyorsun? Neden tat alamıyorsun? İnsanoğlu mutlu olabilmesi için belli bir hormon var. Bu hormonlardan bir tanesi serotonin hormonu. Serotonin hormonu gelmediği zaman insan huzursuz oluyor. Mutlu olamıyor. Peki bu hormonu alabilmek için doğal yolla ne yapman gerekiyor? Bu hormonu alırsan zaten mutlu olacaksın, huzurlu olacaksın, arzuladığın berekete ulaşacaksın. Peki ne yapman gerekiyor? Nasıl doğal yolla, yani ilaç yoluyla değil de doğal yolla bunları nasıl aktif hale getirirsin? Şimdi bak, bir kere şunu açık ve net söyleyeyim. Eğer senin hayatın hep aynı akıyorsa, hep aynı insanlarla karşılaşıyorsan, hep aynı 8-16 arasında sürekli çalışıyorsan, hani bu biz sosyal çevrenin sana baskıladığı bir saat var değil mi? Bu saatlerde çalışacaksın, işte bu yaşlarda emekli olacaksın, tamam mı? Bunlar belli dönemde ne yapıyor? Devamlı aynı olduğu için bir çarkın içerisine giriyorsun ve eski canlılık, eski heyecan kalmıyor. Bununla beraber her şey aynı olduğu için artık tat vermiyor. Zevk alamıyorsun, keyif alamıyorsun. O bir şey eksik hayatında. Yediğin yemeğin, içtiğin suyun tadı kalmıyor. Bunun sebebi değişime direnmen. Kendini upgrade yapmaman, yani aktualize etmemenden kaynaklı. Yani iki günün bir, iki günün aynı. İnsan psikolojisi şöyle arkadaşlar, aynı olursa, iki günü bir olursa sıkılmaya başlıyor. Yani insan psikolojisi gelişime açık. İnsan psikolojisi gelişimi istiyor. Yani devamlı gelişmek istiyor mutlu olabilmek için. Yani konfor alanından çıkmak istiyor. Rahatlık alanından çıkmak istiyor. Eğer huzura kavuşmak istiyorsa konfor alanından, sarmaldan, çarktan çıkması gerekiyor. Hani var ya, peygamberimizin bir hadis-i şerif var. İki günü bir olan, yani iki günü aynı olan ziyandadır. Yani ziyan ne demek? İsraf demek. İsraf ediyor kişi. Araba çalışıyor, motor çalışıyor, yakıt harcıyor. Fakat araba hareket etmiyor. Aynı. Veya şu şekilde bir hadis-i şerif daha var. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kendini tanı. O konfor alanından çıkman lazım. Eğer hayattan tat almak istiyorsan, huzur istiyorsan, mutluluk istiyorsan, sana dayatılan ana akım medya yoluyla sosyal çevre tarafından yüklenen, pompalanan korku tuzağından uzak kalman gerekiyor. Hipnozdan uzak kalman gerekiyor. Hani bir tünel var, bir tünel, korku tüneli. Tamam, o tünelden çıkman gerekiyor. Peki ne yapacaksın? Bak, bir kere her seferinde aynısını söylüyoruz. İki günün biri olmaması lazım. Tamam mı? Bir kere bunu kafana koy. İkincisi, sosyal medya tarafından, sosyal çevre tarafından, ana akım medya yoluyla sana yüklenen hipnozdan kurtulman lazım. İkincisi bu. Uzak kalman gerekiyor. Manipüle ettirmemen gerekiyor kendini. Kendi özgür fikirlerinde olması lazım. Yani sen üretebilmen gerekiyor. Fikir üretebilmen lazım. Bunun için de üçüncüsü, kendini geliştirmen gerekiyor. Sürekli bir öğrenci gibi kendini geliştirmen gerekiyor. Bir kere ben biliyorum cümlesini hayatından çıkar. Çıkar bunu artık hayatından. Ben biliyorum. Ben biliyorum zaten. Bana anlatmana gerek yok. Bu cümleyi hayatından çıkar. 150 kilo bir kişiyi tanıyorum. Bu kişi
diyetinin her çeşidini biliyor. Diyetle alakalı en azından 150 tane kitap okumuştur. Biliyor bu kişi. Bak, biliyor. Kilo nasıl verilir biliyor. Fakat uygulamıyor. Önemli olan bilmek değil, uygulamak. Uygulayacaksın. O yüzden ben biliyorum hayatından çıkar. Öğrenci gibi ol. Yani bir şeyler öğrenmek için bardağını boşalt. Tamam mı? Herkesten ders alabilirsin. Her insan bir kitaptır. İnsanları dinle. Anlamaya çalış. Empati yapmaya çalış. Bu gerçeği kabul et. Bununla beraber dördüncüsü, artık kendini tanı. Ayak bağlarının ne olduğunu, engellerin ne olduğunu ve yeteneklerin ne olduğunu anlamak için harekete geç. Öğrenmek için, kendini tanımak için harekete geçmen lazım. Yani biraz önce dediğim gibi ömrünü ziyan etmemek için, ömrünü israf etmemek için, arabanın boşa çalışmaması için harekete geçmen gerekiyor. Kendini bilmen gerekiyor. Bununla beraber şu gerçeği de kabul et. Beşincisi de tek başına yapamayacağını, tek başına araba sürmeyi öğrenemeyeceğini kabul et. Sana bir yol gösteren lazım. Sana bir mentor gerekiyor. Sana araba sürmeyi öğretecek bir şoför öğretmeni gerekiyor. Bu gerçeği kabul et artık. Peki, bunları yaparsan başarır mısın? Hayattan tat alır mısın? Evet alırsın. Adım adım ilerlersen zaten bu dediklerimi uygulamaya başladıkça keyif almaya başlayacaksın. Hayatta mutlu olmaya başlayacaksın. Çünkü konfor alanından çıkmaya başladın artık. İlerliyorsun. Kendi değişiklikler görmeye başlıyorsun. Aynaya baktığında farklılıklar görmeye başlıyorsun. Çünkü sen bir şeyler yapıyorsun. Özgün artmaya başlıyor. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza hep bu konularda yardımcı olduk. Hep yardımcı olmaya devam ediyoruz. Yıllardan beri. Onların ayak bağlarının neler olduğunu, engellerinin neler olduğunu onlara gösteriyoruz. Ve bu ayak bağlarından, engellerinden nasıl kurtulacaklarını onlara gösteriyoruz. Tabii ne yapıyoruz başta? İnsanları analiz ederek, testle onları kendilerine tanıtıyoruz. Yani insan kendini bilince, kendini tanıyınca zaten hayatı israf etmiyor artık. Yani iki günü bir olmuyor ki. Bununla beraber kendini tanıyınca yetenekleri de ortaya çıkıyor. Herkesin içinde saklı yetenekler var. Herkes başarabiliyor. Belli konularda uzmanlıkları var. Doğuştan gelen yetenekler bile var. Bunları kullanmaya başladığı zaman roket gibi hedeflerine ulaşabiliyor. Yani bunu herkes yapabilir. Yeter ki kafasına koysun, harekete geçsin. Tamam mı? Yani bu biraz önce söylediğim maddeleri uygulaması gerekiyor sadece. O zaman işte hayattan keyif alır. O zaman hayatının bir anlamı olur. İşte onları yaparsa hayat mana kazanır. Mana kazanmaya başlayınca da sen keyif almaya başlarsın. Huzurlu olmaya başlarsın. Bereketin artar. Çevrendeki insanlar mıknatıs gibi iyi insanlar olur. Çekersin onları. Ama sen bir şey yapman lazım. İlk önce sen adım atman lazım. Kader gayrete aşıktır. Sen şöyle düşün. Bisikletin üzerine oturdun. Pedali çevirmezsen bisiklet gider mi? Gitmez. O yüzden pedali çevireceksin. Harekete geçeceksin. Bu konularda benim de sana yardımcı olmamı istiyorsan benimle iletişime geçebilirsin. Benimle iletişime geçebilmek için yapman gereken tek şey var. Bu videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.